milletvekili, Sayın Kaymakam, değerli il başkanım, değerli STK'larımızın çok değerli temsilcileri, değerli çoban arkadaşlarım, değerli denizciler, basınımızın yüzde temsilcileri, hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimi selamlıyorum. Biliyorsunuz bugün Çan için, bizim için, bölge için, bu ülke için çok önemli olan bir festivali yapma kortej yürüyüşünü başlatmış bulunmaktayız. 850'sini yapacak olduğumuz aşağısı buzdan koyun geçirme ve Çoban Bayramı hem ilçemize, hem ilimize, hem ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sene 850'sini yapacağız arkadaşlar. Bu 850'sini yapacak olduğumuz aşağısı buzdan koyun geçirme ve Çoban Bayramı'nı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ediyoruz. Cumhuriyetimiz için çok değerli, çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurmuş olduğu bu genç cumhuriyeti biz de ancak böyle bu topraklarda yüzyıllardır devam eden bir geleneğe armağan etmek istiyoruz. İnşallah kazasız belasız bir festival yaparız demeniz demiyorum. Ben özellikle bu festivali bugünlere kadar getiren, ölmüşler varsa Allah'tan rahmet diliyorum, yaşayanlara Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum, emeğe geçen herkese, Çal Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. İyi ki Çallı'yım, iyi ki böyle güzel bir festival organizmenin şerefine dahil oldum. Özellikle ben Çallı Aşağısı mahallemizin, Aşağısı köyümüzün değerli muhtarı ve değerli halkına da şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu festivali en fazla onlar sahip çıktı, en fazla onların emeği var. Değerli basın mensupları, bu festivalde bu sene inşallah 45'in üzerinde elci koyunumuz yarışmaya katılacaklar. Ben çoban arkadaşlarımıza minnettarım bu konuda. Bu geleneği sürdürdüklerinden dolayı. Çünkü çok zor ve zahmetli bir iş. Sabaha kadar koyun girecekler, sabah festivale katılacaklar. Öğlenden ikindiden sonra girecekler ve tekrar hayvanlarını oturacaklar ve o gün uykusuz geçirecekler. Bundan dolayı çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar arkadaşlarımız. Ben hepsine ayrı ayrı minnettarım. Özellikle Çivril'de, Bekirli'de, Baklan'dan ve Çal'dan katılan çoban arkadaşlarımıza inşallah biz de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bütün değeri verip onları da elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz. 26'sında Cumartesi günü başlayacak olan festivalimiz köpek güzellik yarışmasıyla başlayacağız inşallah. Bu özellikle koyun ve köpeği birleştirmenin Türklerde hayvan sevgisinin ne olduğunu, hayvana ne kadar sevgimizi, ne kadar değer verdiğimizi anlatmak adına Cumartesi Köpek Güzellik Yarışması başlığı olduğumuz festivalimiz akşam da konserlerle devam edecek Cumartesi günü. Pazar günü ise inşallah kralık oyunlarımızı, Cumhuriyetimizin 100. yılı armağanı olan koyun atlatmada koyunlarımızı suya çekeceğiz. İnşallah ben orada da bütün çobanlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir şekilde o festivali bitirip inşallah gelecek sene 850'si yapmaya Rabbimize nasip etsin temennisinde bulunuyorum. Katıldıklarından dolayı bütün katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Denizli'mizin değerli yaşayanlarına da, değerli sakinlerine de, ilimizin değerli güzide insanlarına da bize göstermiş olduğu teveccühden dolayı da kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Özellikle bu festivalde Çal Kaymakamımızı, değerli yöneticilerimizi, muhtar arkadaşlarımızı ve değerli daire amirlerinin, yurtlarımın, emniyetin, jandarmanın ve diğer dairelerin çok büyük emekleri bağlı. Ben başta kaymakamımız olmak üzere muhtar arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu yürüyüşümüz özellikle deniz spor taraftarı olan Karaordu Taraftarı grubu da başlamıştır. Ben sevgilerime de inşallah hem spor, mutlu bir spor, hem sporu, hem futbolu, hem koyun atlatmayı, hem at yarışları, hem ödev yarışları birleştirip Türk kültürünün en iyi şekilde denizi temsil ederiz diye düşünüyorum. Ben katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle hususu belirtmek istiyorum. Bu sene bu yarışlarda ödülleri mercim olan Koyun Keçi Birliği Başkanımız ve değerli yönetimine de buradan şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygı sunuyorum. Sağ olun, var olun.